İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik süreci konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu vesileyle de Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Sayın Abdullah Korkmaz Han bizimle birlikte. Sevgili Apo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, görüşmelerde mülkiyet konusu ele alınıyor şu an. Ve liderler de çözümün finansmanı için arayış içerisindeler. Tabii mülkiyet konusunun çözümü noktasında belirlenen üç temel unsur var. Bir tanesi iade, bir diğeri takas, evet. Bir diğeri de tazminat. Öyle görülüyor ki tazminat noktası bu meselenin çözümünde esas belirleyici olan noktalardan, unsurlardan biri olacak. Dolayısıyla bu tazminatın nasıl sağlanacağı, bedelinin nasıl bulunacağı, nasıl bir kaynaktan yaratılacağı noktasında şu an ciddi bir sorun var. Doğal olarak her iki liderin de BM temsilcisinin de bu yönde çalışmaları var. Biz parti olarak düşüncemiz çok taraflı bir çabayla bu işin çözülebileceğidir. Yani bir takım düşünceler var. İşte borçlanalım IMF'den, Dünya Bankası'ndan. Uzun yıllık bir kredi ve bunu Federal Kıbrıs, yeni oluşacak devlet, ödesin. Aslında bu ikinci bir memorandum demektir. Yani bunun bedelini Kıbrıslılara, bu çözümün kurbanlarına ödetmeye kalkışmaktır. Dolayısıyla biz bu tip düşünceleri doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken, Kıbrıs uluslararası bir sorundur. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun yaratılmasında doğrudan müdahil olan, dolaylı müdahil olan büyük güçler var. Avrupa Birliği var. Bunların da katkılar sunacağı bir şekilde oluşturulacak bir fondan bu karşılanabilir. Aynı zamanda eğer bir kişi mülkü tutmak istiyorsa çözümden sonra da, gerek Kıbrıs'ı Türk, gerek Kıbrıs Rum olsun, bunun bedelini ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla tazminat konusundaki bu kaynak arayışının kısa sürede belli olması, yani nasıl ödeneceği ve çözümden hemen sonra da hemen ödenmeye başlayacağı noktasında toplumlara güvence verilmesi, çözüme onayı noktasında her iki toplum için de çok önemlidir. Çünkü eğer kişi biliyorsa ki çözümden sonra mülkümün karşılığını hemen alabileceğim, özellikle bu ekonomik kriz koşullarında her iki tarafta da, bu olumlu işlev oynar diye ben düşünüyorum. Olası bir referandumda evet çıkması için. Κάποιες δηλώσεις από την Τουρκία μιλούν ότι η ενέτοιμη Τουρκία να καταβάλει γύρω στο 40% να δεν κάνω λάθος. Halkın sesinde çıkan bir haber. Tabii ben bunu bu sabah duydum, böyle bir haber olduğunu. Böyle bir karar var mı yok mu bilemiyorum. Ama tazminatın önemli bir bölümünü ödemesi gereken taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çünkü sorunun mimarlarındandır. Özellikle mülkiyet sorununun bu kadar dallanıp budaklanmasının ve içinden çıkılmaz bir hal almasının esas sorumlusu Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye bu noktada elini cebine atması gerekir diye ben düşünüyorum. Kıbrıslı Türkler ne düşünüyor genelde bu konuda, mal mülk konusunda? Tabii 41 yıl geçti üzerinden ve ben her zaman şöyle baktım olaya. Kıbrıslılar, sıradan vatandaşlar bu işin kurbanları oldu. Gerek Kıbrıs'ı Türk, gerek Kıbrıs'ı Rum. Bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde herhangi bir Kıbrıs Rum malında ikamet eden bir Kıbrıs'ı Türk güneyde mal bırakmıştır. Ve mecburen göç etmek zorunda kalmıştır. Mecburen orada yaşamak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla mülkiyet sorununu çözerken
bu kullanıcı dediğimiz kesimleri de göz ardı etmememiz lazım. Yani şöyle bir yaklaşımla gidilmemesi lazım. Tamam, okey, çözüm oldu, artık çık bu maldan. Ne halin varsa gör yaklaşımı. Yani bu yanlış bir yaklaşım. Doğru yaklaşım şudur. Çünkü her iki taraftan da evet istiyorsak bir çözüm için, her iki tarafın da hassasiyetlerini göz ardı etmememiz lazım. Federal devlet veyahut kurucu devletler hem mülk sahibinin mülkiyet hakkına saygı gösterecek ve o mülkiyet sahibinin birincil anlamda söyleyeceği söz hakkına saygı gösterecek. Ama eğer mülk sahibi evine dönmek istiyorsa ve o mülkü 40 yıldır kullanan kişi bu mülkten çıkmak zorunda kalıyorsa, hem federal devletin hem kurucu devletin sorumluluğudur o kişiye başka bir yer göstersin, inşa edilecek sosyal konutlar olabilir, ona yerleştirilsin veya tazminat edilsin, tazmin edilsin bir şekilde. Bu şimdi nokta önemsenmesi gerekiyor. Tabii, çünkü önemli bir sorunu hallederken başka önemli sorunlara tabii ulaşmamak ki gerekiyor. Tabii ki, çünkü bu çok kritik bir noktadır. Yani iki tarafı da siz tatmin etmek zorundasınız. Nasıl Sayın Nikos Anastasiadis dedi, yani bir çözüme ulaştığımızda bu çözüm de bir tarafın kazancı, diğer tarafın kaybı olmaması lazım. Ortak kazançta buluşmamız gerekiyor ki hem çözüme her iki toplumda evet desin, hem de bu çözümü yaşayabilir olsun. Mahkemelerde derinmesin, uluslararası mahkemelerde. Toplumlar arasında yeniden sorunlara teşkil etmesin. Ακριβώς εσείς και το κόμμα σας, αν θέλετε, ποιο θεωρείτε, συζητήσαμε αρκετά για το περιουσιακό, ποιο θεωρείτε καλύτερα το μεγαλύτερο εμπόδιο προς την επίλυση του Κυπριακού? Γιατί υπάρχει το περιουσιακό, υπάρχει το θέμα των επίκων, πάρα πολλά θέματα της διακυβέρνησης, ποιον από όλα θεωρείτε το μεγαλύτερο εμπόδιο? Bize göre yüzleşmedir en önemli nokta. Neden? Çünkü yüzleşme, hem mülk sorunuyla yüzleşiyorsun. Yani bu mülk yorgunundur, benim değildir noktasında. Bununla yüzleşip bunu kabullenmek lazım. Yönetim ve güç paylaşımı noktası. Kıbrıs Rum toplumu bunu kabullenmek zorundadır, yüzleşmek zorundadır ki Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türkler de bir toplumsal varlıktır. Ve oluşacak federal cumhuriyette eşit kurucu taraf olacak, birlikte yönetecek. Kıbrıs Rum toplumunun belli bir kesimi bunu hala daha özümseyemedi bizim gördüğümüz kadarıyla. Bununla yüzleşip bunu kabullenmek lazım. Yüzleşme noktası dedim. Neden? Çünkü tarihsel boyutu da var. Geçmişte yaşadığımız acılar, iki toplum içerisindeki fanatiklerin karşı topluma, birbirlerinin toplumlarına yaptıkları. İşte biz AKEL'le birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik bir ay önce. 15 Temmuz ve 20 Temmuz'da öldürülen Kıbrıslı Rumların mezarlarına gidip çiçek koyduk. Ardından Atlılar ve Sandallar, Murat Ağa Sandallar mezarlığına gidip orada katledilen, EOKB tarafından katledilen Kıbrıslı Türk sivillerin mezarlarına çiçek koyduk. Sayın Andros Kiprianu konuşma yaptı ve Sayın İzzet İzcan. Ve bu şövenin kesimlerinin yaptıkları adına her iki toplumdan da özür dilediler. Ve bunlarla yüzleşmemiz gerektiğini söylediler. Ve ancak bunlarla yüzleşip bunları aştıktan sonra iki toplumun gerçek anlamda barışabileceğini altını çizdiler. Bunu neden söylüyorum? Çünkü mülkiyet, garantiler, yönetim ve güç paylaşımı, bunlar hep bir anlaşmanın unsurlarıdır. Ama barış farklı bir şeydir. Barış iki toplumun geçmişi aşmasıyla gerçekleşebilecek bir noktadır. Dolayısıyla biz iki toplumun birbirini affetmesiyle ancak bunlar aşılabilecektir. Biz en önemli nokta olarak bunu görüyoruz ve bu
yüzleşmeye dair etkinliklerimize de biz devam edeceğiz. Çünkü evet çok zor olabilir, tepki alabilir ama bunu zorlamazsak, bu tabular yıkılmazsa yıllarca bu kin ve öfke bu toplumların içini kemirmeye ve gerçek barış ortamını yaratmamıza bize engel olmaya devam edecek. Τι πρέπει να γίνει με τον τεράστιο αριθμό των επίγων? Biz bunu sürekli dile getiren bir partiyiz ve bunun bir savaş suçu olduğunu, Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyine sistemli bir şekilde gerçekleştirilen nüfus aktarımının Kıbrıs'ı Türklerin demografik yapısını ve Kıbrıs'ın demografik yapısını değiştirmeye dönük bilinçli bir politika olduğunu hep söylüyoruz ve bunun bir an önce durdurulmasını da talep ediyoruz. Ve olası bir çözümde de bazı kesimlerin ortaya koyduğu noktaları biz benzemiyoruz. Ne gibi? İşte tüm Kıbrıs'ın kuzeyindeki tüm nüfusun çözümden sonra da Federal Cumhuriyet'in vatandaşı olacağı noktasında görüşleri var. Biz bunları kesinlikle reddediyoruz. Olması gereken Kıbrıs'ı Türklerin nüfusu bellidir. 74'ten bu yana Kıbrıs'ın kuzeyine yerleşip çocuk sahibi olan, evlenen Türkiye'li kesimler vardır. Bunlar insancıl noktada değerlendirilebilecek unsurlardır. Dolayısıyla bu noktadaki çözüm noktası şu şekilde olması lazım. Uluslararası hukuk ne diyorsa bu noktada buna uymak zorundayız. Çünkü günün sonunda biz uluslararası hukuka uygun bir çözüm modeli arıyoruz. Nüfus noktasındaki talepler uluslararası hukukla ve Kıbrıs'ın demografik yapısının korunmasıyla birebir uyuşması lazım. Evet, bugün Kıbrıs'ı Türk toplumunda en çok konuşulan konulardan biri de Türkiye'den getirilecek sudur. Evet. Kıbrıs sorununa katkı yapabilir mi sizce bu konu? Partinizin görüşünü. Tabii su fakiri bir ülkeyiz. Ancak susuz bir ülke değiliz. Dolayısıyla biz ta başından beri bu projenin çözümden sonra gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Ancak hem bizim Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçi kesimler hem de Türkiye'deki hükümetler bunu her ne kadar da işte su getiriyoruz gibi masumane bir gerekçe ardına saklasa da biz çok iyi biliyoruz ki bunların da siyasi ve ekonomik hedefler var bu sunun Kıbrıs'a getirilmesinde. Çünkü imzalanan bir protokol var Türkiye ile. Bu protokole göre tüm deniz hatları, barajlar, tüm boru hatları ki geçecek evlerimizin önünden, sokaklarımızdan hepsinin mülkiyeti Türkiye'ye devrediliyor bu protokolle. Bunun yanında suyun yönetimi Kıbrıs Türk toplumunca veyahut da kamu tarafından yapılmayacak. Türkiye'nin kuracağı bir özel şirket tarafından yapılacak. Bu ne demektir? Siz mülkiyetini alıyorsunuz her şeyin. Özel şirket aracılığıyla da suyu yönetiyorsunuz. Bizim belediyelerimizi ekarte ediyorsunuz. Kıbrıs Türk toplumunun bu suyun denetiminde, yönetiminde hiçbir söz hakkının olmamasını sağlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki size su getirdim. Bu su satılacak. Kıbrıs Türk toplumuna beleş getirilmiyor. Bir bedeli var. Ama Türkiye kalkıp bu suyun parasal karşılığı yanında bir de bedel olarak mülk devrini ve suyun kendisi tarafından yönetilmesini istiyor. Bunun yanında anlaşmaya koydukları bir madde daha var. Üçüncü bir ülkeye satışı noktasında Türkiye hakkını saklı tutuyor. Yani öbür gün, yarın bir yıl sonra, iki yıl sonra eğer bu su başka bir ülkeye satılmak istenirse, bir Orta Doğu ülkesine,
Kıbrıs üzerinden. Bunu Türkiye kendi başına tek taraflı bir şekilde karar alıp uygulayabilecek noktadadır. Dolayısıyla tüm bu boyutuyla işe alıp baktığımızda bu barışçıl bir hamleden öte, işte size su getiriyoruz gibi bir masumane hareketten öte, siyasi ve ekonomik hedefleri olan bir harekettir diye biz düşünüyoruz. Ve eğer Türkiye'den bu su buraya gelecekse, bu suyun yönetiminin çözüme kadar Kıbrıs Türk toplumunun kontrolünde olması gerektiğini, herhangi bir mülk devrini kabul etmediğimizi, çözümle birlikte de bunun yönetiminin federal devlette olması gerektiğini biz savunuyoruz. Bunun da mücadelesini veriyoruz. Bu konu şu an kuzeyde birinci sıradadır. Evet. Gündemin birinci sırasındadır. Çünkü toplumun çok büyük bir kesimi bu anlaşmaya karşıdır. Ve bunu kendi toplumsal iradesine bir müdahale olarak algılamaktadır. Ancak bu anlaşma hala daha onaylanmadı. Onaylanmaması için de biz bütün gereken her türlü mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Nice. Μιλώντας γενικότερα, θα λέγει κάποιος ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν, συνεχίζουν σε έναν πολύ καλό ρυθμό. Αν εξαιρέσουμε ή θέλετε να αφήσουμε στο περιθώριο τις διάφορες δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς, πιστεύετε ότι πρέπει να μπουν κάποια χρονοδιαγράμματα? Zaman takvimlerinin işlemediğini anlam planı sürecinde gördük. Yani zaman takviminden ziyade bu işte önemli olan niyet ve istek. Eğer her iki tarafta da niyet ve istek varsa ve bunun için yoğun bir şekilde çalışılıyorsa erken bir zamanda bir çözüme ulaşılabilir. Zaman takvimleri demek hakemliği de kabul etmek demektir. Hakemliği kabul etmek demek istemediğimiz bir çözüm planının dış güçlerce bize dayatılmasının koşullarını benimsemek demektir. Dolayısıyla biz takvimlere karşıyız. Ama biz istemesek de bir takım doğal takvimler önümüze çıkabiliyor. Örneğin Kıbrıs'ın güneyinde yapılacak olan Mayıs'taki seçimler var. Dolayısıyla eğer biz erken bir çözümden bahsediyorsak Mayıs'a kadar bir takım adımların atılıp bitirilmesi lazım. Aksi takdirde Mayıs ayında bu iş bir durgunluğa girecek doğal olarak. Ardından ikinci bir süreç başlayacak ister istemez. Kıbrıs'ın güneyindeki siyasi şekillenmeye göre. Dolayısıyla bu tip doğal takvimler önümüzde çıkıyor. Ama bu noktada esas önemli olan takvimden öte müzakerecilerin ve ilgili tarafların bu konuda samimi bir şekilde çalışmasıdır. Çünkü gelip iş belli olmuştur ki Kıbrıs sorunu ilelebet çözümsüz kalamaz. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu sorunun çözümsüzlüğünden Kıbrıs Rum tarafı da acı çekiyor. Kıbrıs Türk tarafı da acı çekiyor. Türkiye belli noktalarda bu sorunu her zaman önünde buluyor. Yunanistan öngörüyorum ki bu sorundan kurtulmak istiyor. Dolayısıyla tüm tarafların bu konuda çözüm noktasında bir şeyi var. Olumlu bir anlayışı var. Yapılması gereken maksimalist olmadan ortak noktalarda buluşarak bu sorunu bir an önce çözmektir. Ve demin belirttiğim gibi esas önemli olan samimiyet ve istektir. Takvimlendirmek, takvim koymak kendinizi aslında engeller de koymakla bağdaştırılabilir bir noktadır diye ben düşünüyorum. Partiniz Sayın Akıncı'nın seçilmesi için büyük uğraş veren partilerden biri. Evet. Şu andaki Sayın Akıncı'nın yürüttüğü politikadan memnun musunuz? Sizce artıları eksileri? Evet. Tabii biz Sayın Akıncı'yı desteklerken bir imzaladığımız bir manifesto. 4 maddelik bir manifesto çerçevesinde destekledik. Uzlaştığımız belli siyasal zemin çerçevesinde destekledik. Bu da neydi? Erken federal çözüm, BM anlaşmaları çerçevesinde çözüm,
güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve bir takım daha maddeler. Ve biz her zaman seçildikten sonra şunu söyledik. Federal bir Kıbrıs'ın, yeniden birleşen bir Kıbrıs'ın için mücadele ettiği sürece yanında olmaya, desteklemeye devam edeceğiz. Ama bu fikir ayrılığımız, görüş ayrılığımız olmayacak diye bir kesin kural yoktur. Örneğin kalıcı delegasyonlar konusu. Biz aynı fikirde değiliz Sayın Akıncı'yla. Federal Kıbrıs'ta kalıcı delegasyonlar aracılığıyla yasakçı bir zihniyetin inşa edilmesine biz karşıyız. Kalıcı demeyelim, delegasyonlara mı karşısın yoksa kalıcı delegasyon? Kalıcı delegasyonlara karşıyız. Yani ömür billah işte Kıbrıs Rumların veya da Kıbrıs Türklerin yerleşimini, mülk edinmesini, iş kurmasını yasaklayacak noktalara biz karşıyız. Ama elbette ki çözüm dediğimiz nokta bir süreç gerektirir. Biz bir anlaşmayı imzalayabiliriz ama bunun bir uygulanış süreci olacak. Dolayısıyla bu süreç zarfında bir takım geçici delegasyonlar, kalıcı değil, geçici, uygulanabilir. Ne gibi? Kıbrıs Türk tarafının ekonomik seviyesinin Kıbrıs Rum tarafıyla eşitlenebileceği, kalkınabileceği bir noktaya gelene kadar bir takım kalıcı delegasyonlar geçici delegasyonlar uygulanabilir. Bunlar çözüme yardımcı olacak unsurlar çerçevesinde gerçekleşebilir. Bunda hemfikiriz. Evet. Ancak yasakçı bir anlayışla kalıcı delegasyonlar talep etmek, ilelebet işte Kıbrıs Türk tarafında mülkiyet ve nüfus çoğunluğu Kıbrıs Türklerde olacak. Veyahut bir İngiliz, bir Amerikalı, bir İsrailli gelip Kıbrıs'ın kuzeyinde mülk alabilir ama bir Kıbrıs Rum mülk alamaz, yerleşemez, iş kuramaz. Bunlar kabul edilebilecek noktalar değil. Evet. Ayrıca Avrupa Birliği müktesebatından da bunlar sapmadır. Avrupa Birliği'nin oturup 27 üye ülkesinin parlamentolarında bu kalıcı sapmaları onaylaması da mümkün değil. Zaten dolaylı olarak Avrupa Birliği temsilcisi de bu süreçte. Evet. Dolayısıyla biz bunu Sayın Akıncı ile yaptığımız görüşmelerde kendisine söylüyoruz. Ve söylemeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim pozisyonumuz bu noktada. Kendisini destekliyoruz. Anastasiya Anastasiya biz de destekliyoruz. Süreci de destekliyoruz ama kendi görüşlerimizi de doğru bu gördüğümüz görüşlerimizi de söylemekten geri durmayız. Evet. Κάπου εδώ είμαστε προς το τέλος μας. Έχει απομείνει μόνο ένα λεπτό. Έτσι και μια τελευταία ερώτηση. Πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι και αλλά και Τουρκοκύπροι που περάσαν από αυτήν την εκπομπή υποστηρίζουν ή πιστεύουν ή ελπίζουν ότι το 2016 θα είναι η χρονιά λύσης του Κυπριακού. Συμμερίζεστε αυτήν την αισιοδοξία που υπάρχει? Ben Kıbrıs sorununun mutlaka çözüleceğini düşünüyorum. Ama ne zaman çözülür, nasıl çözülür, o noktada herhangi bir garanti veremem. Yani bir takım siyasetçiler, bir takım yorumcular 2016'da çözüm, Aralık ayında çözüm diyorlar ama o kadar da kolay olmadığını bilmek lazım. Çok kompleks bir sorunla karşı karşıyayız. İki toplumun arasındaki bir sorundan öte uluslararası bir sorunla karşı karşıyayız. Orta Doğu'daki gelişmelerle, bölgemizdeki gelişmelerle birebir bağlantılı olan bir sorunla karşı karşıyayız. Ancak biz en erken zamanda bu sorunun çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bitirirken şunu söyleyeyim. Kıbrıs sorunu çözüme mahkumdur. Çözülecek. Ancak bunun en erken zamanda ve Kıbrıslıların ortak çıkarları çerçevesinde çözüme kavuşması için yapılması gereken şu, her iki taraftaki çözüm güçlerinin birlikte çalışmasıdır. Toplumların birlikte çalışmasıdır. Oturup beklersek bize dış güçler çözüm bulsun, çözüm getirsin. İşte anlam planında yaşadığımızı yaşarız ve 10 yılımıza bu yeniden yeni bir 10 yılımıza mal olur. Dolayısıyla ben bitirirken
gerek Kıbrıs Türklere gerek Kıbrıs Rumlara şunu söylemek istiyorum. Hepimiz çözüm istiyorsak bunun için harekete geçmemiz lazım. Nasıl? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και σας κύριε Σκυρί που είσαστε και αυτήν τη βραδιά μαζί μας. Ευχόμαστε ένα υπόλοιπο όμορφο βράδυ να έχετε. Γεια σας.